Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle nasıl ulaşabiliriz sorusu sık soruluyor. Aşağıda bıraktığım linkten WhatsApp'tan yazarak sadece ulaşabiliyorsunuz. Ve de Buketle Kahve Falı Instagram hesabından yine yazarak sadece ulaşabilirsiniz bana. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğini varsa gerçekleşsin niyetleriyle. Temiz böyle enerji dolu bir enerji gönderiyorum. Siz de gönlünüzden geçirdiğinizi temiz bir şekilde enerjinizi toplayın, niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve size uyanları alıp uymayanları da evlerine gönderin. Sonuçta hepimiz yüreğimizi bir şekilde bir yerlerde kanarken buluyoruz arkadaşlar. Neyse yüreğimizden geçen bize doğru bir rehberlikte bulunsun diyorum. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Şimdi şöyle ben tabii ki de. Bir fal da 10 sene önce şu olmuş demek ki doğru fal fal o, o olmuyor açıkçası. Ben geçmiş yaşadığımız son zamanlardaki enerjimiz mutlaka yansıyor. Onlarla alakalı gördüklerimi rehberlik ediyorum. E, baktığım zaman stabil ilerleyen bir sürecinizin olduğunu görüyorum. Son şöyle bir 15 gündür belki bazı şeyler çok fazla gündeme gelmiş. Kafanızın özellikle hatta kafanızın demeyeyim de şöyle bir yüreğinizin kabardığını görüyorum arkadaşlar. E, bir belirsizlikle... Şimdi karşınıza biri duruyor sizin. Siz o kişiye karşı çok daha belirsizsiniz. Yani içinizde ona karşı oturmayan bir şeyler var. Güvenemiyorsunuz, ihtimalleriniz çok fazla ama bunların hepsi olumsuz. Yani yüreğinizin, kendi kendinize yüreğinizin ee, kabardığını görüyorum öyle söyleyeyim. Hep bir olumsuzluk ya şuysa ya buysa yapamaz ki, beceremez ki, bakalım ne diyecek, olumsuzdur vesairedir gibi. Karşınıza sizden bu uzun boylu bir insan duruyor. Ve sizin aranızda bağ olan birisi var. Yani sizi aracı gibi düşünün. Onun tarafından özellikle karşınızdaki insanın tarafından birisi sizin aranızda bir bağ oluşturmaya çalışıyor. Yaklaşık son 20 gündür kafanızda, mücadelenizde bu var. Karşınızdaki insan hakikaten çok sıkıntılı bir sürecini geride bırakmış gibi görünüyor. Yani ona bir güneş doğmuş. O güneş sonrasında cesaretini toplayıp da karşınıza gelebilmiş. Yaşadığı şeylere baktığım zaman hakikatin inişli çıkışlı olarak vermiş ve çok fazla mücadeleden geçerek geliyor. Bir de iyi niyetli çıkmış şöyle ki görmesi gerekeni görmemiş. Zamanında sizin uyarılarınızı dinlememiş. Başına bu haller gelmiş onun mücadelesindeymiş gibi. Yani sizde biraz ben demiştim dur bakalım yine aynısı mı olacak kaygısı var. O da görseymiş keşke diye bir uyarı görüyorum. Bir S harfi görüyorum bu e, mücadelesinin içinde kalmış hakikaten güneş doğmuş sonrasında ve karşınıza dik gelebiliyor. Yani ayrılmaya niyetlendiğiniz eski eşinizse bile onun annesi tarafından bir bağ kurulur. Ortada duran bir evlattır belki onu da bilemiyorum ya hani. Şunu söylemek isterim arkadaşlar. Ee şöyle net bir şekilde onun tarafından birisi size gelip bir şeyler söylüyor. Kafanızda hatta bayağı kafanızın içinde bir şeyler sürekli dönüp dolaşıyor sizin. Şimdi bugünüze geldiğimde e bayağı ya iki tarafında kısmetli olduğunu söyleyebilirim. Dersler çıkartılmış gibi görüyorum. Daha rahatsınız. Şimdi geçmişteki stabil süreciniz varmış dedim ya. Beklediğiniz o dönem daha beklemeyle geçmiş. Hep bir tarih beklemişsiniz gibi. Şu ay bir geçsin, şu bitecek. Şu haftayı bir bitirelim, bu bitecek. Hep böyle böyle geçmiş gibi. Ama bugünüze geldiğimde artık bekleme sürecinizin de sonuna gelmişsiniz gibi görüyorum. Şimdi etrafınız kalabalık. Ha bu arada sizi sürekli geçmişle acıtmaya çalışan biri çıkmış. Yani yan duruyor. Yüzü yüz felçli gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim yarım çıkmış yamulmuş böyle yüzü. Yalan söylemeye müsait anlamına gelebilir bu yarım yüzlülük. Ama şey böyle lafları var ki hep size geçmişi hatırlatacakmış gibi. Geçmişi size hep yaşatıyormuş gibi. O insana çok da bir inanmayın ya. Hani sizi acıtmaktan hoşlanıyor gibi görünüyor açıkçası. Yoksa siz bildiğiniz muhatap olduğunuz bu kişiyle Şurada karşılıklısınız yani. Şu insan yarım yüzlü ve geçmiş hatırlatıyor gibi çıkmış daha çok. Şimdi önümüzdeki bir 15 günlük içiniz rahat olacak. Öncelikle onu söyleyebilirim. Sadece şurada bir yengeçe benzettiğim ve şurada aynı şekilde bakın yengeç kıskacı gibi ters ye gibi duruyor ama bir kıskaç bu. Yani sürekli laflarıyla sürekli bir şeyler söylüyor. Şimdi bir kere karşımızdaki insanın niyeti bir anahtar meselesiyle ilgili bir şey çözmek. Size alenen de bunu söylüyor. Onun derdi anahtarı çözmek gibi. Ve ona göre siz yani karşınızdaki insana göre siz zaten bir, bir ikilisiniz. Ad, yani adam diyeceğim çünkü adam gibi uzun boylu bir erkek gibi. O erkek. Ve siz karşılıklısınız. Ve o erkeğe göre de sizin zaten aranızdaki bağ bir kopmaz bir bağ. Hani siz belki de değerini azalttıysanız bile o kişi size hala çok değer veriyor diyebilirim. Pelerini giymiş bir insan geliyor ya. Baya sizin Hani e, önünüzde ne var deseniz bana derim ki 15 gün içerisinde çok güzel gelişmeleriniz var. Karşınızdaki o insanın gerçekten çok büyük bir çabası var. Şöyle yüreğinizin şu tarafı çok de de hani böyle bir rahatlamış da daha doğrusu bekleme süreci olduğu için rahatmış da şurada artık dolmuş bir yüreğin patlaması gibi çıkmış. Fincanınızın tam ortası bana onu söyler. Çok fazla yüklü böyle. Hani diyor ki yani artık bu insan yüreği doldu taşıyor. Arkadaşlar yolunuzun biraz çetreferli olduğunu bilin ama yönünüzün gelecek olduğunu gösteriyor. Ve siz değil de yanınızdaki insanın mücadelesi sizi beraber tutmaya yetecek bir mücadele. Sonunda ne oluyor? Mart ayına geldiğim zaman şunu çok net görüyorum. Bakın bu insan sizin çok net bir şekilde ayaklarınıza kapanmaya hazır. Bakın çok dik duruyorsunuz. Arkanızda aldığınız koskoca bir e, ee, özgüven diyelim buna bir destek diyelim biri tarafından çok güzel destekleriniz var. Mart ayında siz kendi güveninizi hatta karşı tarafın da bu arada kendi güveni yerine gelmiş gibi görünüyor söyleyeyim. Yani siz ne kadar umudunuz yoksa bile ne kadar Aa, artık eskiden de o hani bir vesvese haliniz var diyorum ya öyle mi olur şöyle mi olur diyorsunuz. Ee, onu demeyin zaman size zaten böyle olmayacağını gösterecek. Bu sefer başka geliyor diyorsunuz sizde. Hani o kişi de çok net bir şekilde farkına varmış ve kendisini size kanıtlamaya hazır. Siz de arkanızda çok inatçı bir insandan alıyorsunuz destek bu arada. Yani annenizse karşı tarafa karşı olan düşünceleri o kadar değişmez bir inadı var ki, hani işiniz zor yani. Hem karşınızdaki insanın Kendinizi sizi kendisine e, ispatlama çabası var, onunla bir mücadeleniz var. Hem de sizin arkanızdaki insan çok inatçı. Yani siz iki arada bir derede kalma durumunuz çok net ama hem size ispatlayacak kişi gücünü eline almış geliyor, hem siz daha netsiniz. Evet karşınızdaki insanın inadı zaten her zamanki inat bu arada. Hani o anlamdaki mücadeleniz hep devam eder söyleyeyim. Ama çok daha rahatladığınız özellikle bakın Mart sonuna artık karşılıklı geldiğinizi söyleyebilirim. Amacı net bir şekilde beraberliğinizi korumak bir kere karşınızdaki insanın. Bu bir ortaklık da olabilir elbette ki. Siz ortağınıza güvenmiyorsanız da size çok güçlü sizden büyük yaşça büyük olarak çıkmış. O insanın verdiği akılları dinleyin derim tercihi çok inatçı. Yani sizin orada sizi biraz zorlayacak ama e, haklı da çıktığı payları var. Sadece bilin ki Gelen kişi ortağınızsa da, gelen kişi eski sevgilinizse de, gelen kişi dostunuzsa da artık eskisi kadar ne zarar verebilir. Gayet pişman, gayet elinden gelen çabayı gösterecek. Yani size olumlu bir süreç bekliyor bana kalsa. Şimdi resmi sürecinizi de böyle bir geçmişten gelen bir resmi süreçmişti. Hep böyle bir bekleme aşaması, hep tarih beklemişsiniz dedim ya. Şimdi sizin beraberliğinizin birleşmesiyle beraber alttaki insan kalabalığına bakar mısınız? Herkes kafasını kaldırmış size bakıyor. Ay birleşmişler, baksan barışmışlar. Bak ikisi evleniyormuş. Bir şey var burada. Bak bu ikisi beraber olmuş işte bakkaldık yönü açmış. Bir şey var yani sizin kalabalığınız hatta karşı tarafın da kalabalığı keza öyle. Bu ikilinin beraberliği laf getirir söz getirir arkadaşlar. Konuşulacaksınız yani bu anlamda. Buna bir hazırlıklısınız zaten sizde. Ama siz daha çok önünüzü görme adapte artık. Net önüm gelecektir benim der gibisiniz. Geçmişle hesaplaşmalarınızı kapatmışsınız arkadaşlar. Geçmişle hesaplaşmalar kapanmış. Net bir şekilde gelecek odaklısınız ve karşı taraftan beklediğiniz şey netlik. Ve bu netliği sağlayacak artık bu insan. Şans bekliyor belki sizden ya da siz zaten zamanla o insana o şansı vereceksiniz. de O insan da size kendisini net kanıtlıyor ama yani ben burada hayırsız bir durum görüyor değilim açıkçası. Bu ikilinin ikililiği yol boyu devam eder. Bu yolda açıktır diyor bana bu fal. Ee, haricinde. Siz zaten göğsü dik bir şekilde. Siz kendinizden eminsiniz. Karşı tarafta kendini kanıtlamaya emin. Yani ben burada çok hayırlı bir durum görüyorum. Siz çok göğsü kabarık duruyorsunuz. Onur, gurur var işin içinde. Ama karşı tarafta sizin bu onurlu, gururlu duruşunuzu bu sefer, bu sefer ee, şey yapmaz. Sizi yarı yolda bırakmaz. Size bu ikililiği yaşatmaz. Yani boynunuzu yere eğmez. Evladınızsa bile bu sefer evladınız için bir şeyler yapıyorsanız bile bu boynunuzu yere bükmeyecek bu evlat diyor bu fal bana açıkçası. Bakalım neler söyleyecek tabak bizlere. Yani yüreğinize bayağı sıkıntı ettiğiniz belli de hakikaten yüreğiniz taşıyor da ama arkadaşlar sizin adınıza hayırlı sonuçlar var. Yani ben bunu net söyleyebilirim. Bu fal çok aydınlık gösteriyor hayırlı oluyor diyor daha doğrusu aydınlıktan kastım sizin adınıza hayırlı sonuçlarınız var diyebilirim. Şimdi tabakta işte yürekte kalan izler var ama bu yürekle ki izlerle yaşamıyorsunuz. Şimdi iki kişi bir şey konuşuyor burada iş yeriyle ilgili. Sonra buradaki biriniz birinden destek alıyorsunuz. Buradaki biri de kafasındaki kişiyle konuşmaya çalışıyor. Yani iki koldan şu iş için bir mücadele haliniz çıkmış. Ben size şunu söyleyebilirim. Kafanızda iki kişiyle konuşma durumunuz var. Yani siz ve yanınızdaki insan. Görevli arkadaşınız da ortağınız da artık bu kimse. Onunla bir konuşma yapacaksınız. Nisan gibi görünüyor bu. Nisan sonrasında siz iki koldan. Hani o kendi imkanlarını kullanıyor. Siz kendi imkanlarınızı kullanıyorsunuz. Ortadaki aynı amaç için e, çekiç tek yere vuruyor arkadaşlar. Yani... Derler ya sizin ikinizin çekişleri de tek yere vurmuyor diye. Sizdekiler vuruyor. Aynı amaç için bir ortak dört koldan savaş. Yani bir mücadeleye var. Sonrasındaki kalabalıkla laflar ama çok net dik duruşunuz ve bu M harfi var. Boynuz gibi çıkmış bir koç diye, dileği var. Yani inat ettiğiniz bir şeyi elde edeceksiniz diyebilirim. Haricinde bu olursa diye dilekte adakta bulunduğunuz şeyin gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Konuşacak olduğunuz konunuz her neyse şu net ki önünüzde arkadaşlar ee, gerçekten aynı amaç için aynı amaç uğruna verilecek bir mücadele var. Şimdi Şurada birisi var, burada birisi var. Karşılıklısınız. Aşk tarafında doğru ilerleyecek bir süreç bu. Ama insanlarımız fazla. Yani size bakın sonrasında küçük kalmış bir insan birine bir şey anlatıyor. Bu insan da tam gidecek buradan biri bunu tutuyor. Hani ilişkiyi karı koca ikili yaşayamıyor da ilalem var, anne var, baba var, onun derdi var, bunun derdi var. Herkesi derdine derman olmaya çalışan siz var. Dolayısıyla sizi aşağı çeken insanlarla mücadeleniz sonrasında ilişki adına atılacak adımlarınız, kalabalığınız çıkmış. Bunu da özellikle yaz döneminde bir kalabalık olarak görüyorum. Hatta bir denizaltı gibi, bir ata binmişlik gibi, at ve denizaltı gibi görünüyor hakikaten. Yani bir muradınız erme durumunuz var. Bir taşınalım gidelim buradan. Bu insanları burada bırakalım da biz de ilişkimize bakalım diyeceksiniz gibi. Hani oğlunuza niyetlendiyseniz herkes oğlunuzun hayatına karışıyor. Ama eşiyle beraber olan hayatına ama aşkına bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle yaz dönemi alınacak bazı kararlarla bu ikili ancak ilişkisine yoğunlaşabilecek. Bunun öncesinde sanki hep böyle bu bununla konuşuyor bu aşağı çekiyor. Bu insan bundan küçük kalmış ama bir şeyler anlatıyor. Burada bir mücadele durumu var ama en sonunda denizaltı gibi at şahlanmış gidiyor gibi. Yani süre gelen bir sorunu taşıyıp da artık gidelim buradan diye böyle bir mücadele içerisinde görünüyorsunuz ilişkinizde. <laughs> Anneler babalar etraf karışıyordur bilemem. Ee, bir sorun vardır. Herkesin fikrini sunduğu bir sorundur bilemem. Ee, bu mücadele en az iki ay gider ama Mayıs'ın sonunda artık bu ikili, bu iki, yani ilişkideki ikili alırlar atlarına ve biner giderler arkadaşlar. Yani kim ne diyorsa dediğiyle kalır. Gereksiz bir mücadele olur yani. İkili çünkü önüne bakacak öyle söyleyeyim ya da. Haricinde aileyle alakalı olarak gördüğüm şey de sunulan bir fırsat. Fırsatın ucundan tutan, sonradan tutmaya çalışan 1-2 kişi. Hatta 3 kişi, 1-2-3 kişi diyebilirim. Bu fırsatı biri sunmuş. Fırsatı nasıl değerlendireceğiz diye ucundan gider ayak kaçarken, bir fırsat kaçarken 3 kişi konuşuluyor. Yani köydeki tarla satılır ayak haydi gel biz buraya bir ev dikelim diyecek üç kardeşmiş gibi yani. Böyle gider ayak yani oradaki fırsat kaçar ayak bir üç kişi o fırsatla ilgili bir şey konuşuyor olarak görünüyor arkadaşlar. Sonunda da dans eden üçlü var burada. Bu üç kişi kimse sizin hayatınızda hanenizin ortasında Gider ayak bir fırsatı çok güzel bir değerlendirme yaşayacaklar ama yaz dönemini tekabül etmiş. Yani Mayıs ayı gibi sanki, Haziran ayı gibi sanki. Çünkü sonrasında insanlar baya nazarlı bir fan mı deseniz nazarınız şu an yok ama ilerisi de çok konuşulacak şeylere gebe diyebilirim. Yani hem işteki başarınız hem de ki bu insanların aileleri birbirlerini girmesi, konuşması var. Haricinde gider ayak bir şey değerlendirme sonucunda burada bir ileriye doğru nazar durumu olacak. Ben hep söylerim, söylemeye de devam edeceğim. Nazarlı fallarda arkadaşlar felak nasıl inşirah? Yani felak ve nas zaten nazara iyi gelir. İnşirah da o iç sıkıntısını çözer. Şifacı dualardır bilmeyen için söyleyeyim. E bu yaz nazara meyilli bir yaz. Adınıza başarılar dolu gelişmeler var çünkü. Karışık mısınız? Kalabalıksınız. Siz netsiniz de Kalabalık kalabalık insanlarla konuşmalar sizi yoruyor. Siz bildiğiniz okuyun iyisi mi yolunuz açık diyebilirim o yüzden. Gider ayak o çok güzel bir çözüm. Hakikaten aileye şey olacak. Bek yani beklenilen nabız nabza göre şerbet ama tam da beklediğiniz noktada olacak arkadaşlar. Bana kalsa böyle yani. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun isterim tabii ki de arkadaşlar. Ben görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, şunu söylemek isterim arkadaşlar nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda Whatsapp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Falın bittikten sonra sadece olumlama yaparak birbirimize enerji verdiğimiz kişilerle devam ettiğim bir alışkanlıktır. Falın bitti diye beyan ettim zaten. Son dinlemek durumunda değil hiçbir kimse. E sonrasında Aa, niye konuştun ki falan diye yorumlar almak istemiyorum bu anlamda. E, enerjimizi olumsuz olarak etkilemesinler diye. Nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor dedim. 0533-031-0132 telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Bir de nerede kaldı tarotlar diye bu ediyorsunuz. Buketle tarot kanalımdan devam ediyorum artık gündüz. Her gün tek açılım yapıyorum arkadaşlar oradan da bilginiz olsun. Haricinde şunu söylemek isterim. Ee, öncelikle e, süreç boyunca birbirimize çok güzel pozitif enerjiler verdiğimiz için birbirimize... Sizlerin de bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok pozitifsiniz, iyi ki varsınız diyorsunuz ya. Siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yolumda yürümeye devam ediyorum. İyi ki varsınız. Süreç de uzadı gitti. Malum süreç iki yılımızı aldı. Dilerim son senemizdir bu yaz güneşli günler görürüz. Ee, ve süreç böyleyken sağlığımız bize dedi ki en önemlisiyim ben dedi ya. Sen ben yoksan bir hiçsiniz. Hakikaten sağlığımız yerindeyse... Su yatağını bulacak. Biz ne dersek diyelim kul kuruyor kaderde gülüyor derim. Her seferinde de söyleyeceğim bunu inanın. Çok da gönülden inanırım buna zaten. Çünkü kapanan kapılarımızın yenisi açılacaktır. Elbette ki er geç açılıyorlar arkadaşlar. Yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeyelim yeter ki. Ve de şu bir gerçek ki en yakınlarımızdan aldığımız darbeler çok can can yakıyor. Yani yakınından olunca daha da acıyor, acıtıyor. Ama bilin ki arkadaşlar eden buluyor. Etme bulma dünyasındayız. Kim neyi yaşattıysa kendisi de yaşamadan bu dünyadan göçmeye yiyecek. O yüzden sabredin ve bekleyin. İlahi adalete teslim edin arkadaşlar. Herkes hak ettiğini, ektiğini biçiyor. Ee, o yüzden siz kendi kalbinizde güzellikler doldurun. Her biri en yakın zamanda sizin olsun diyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Üç buket temenni sizdir. Kendi hayatımda uygularım. Ben şifa buluyorum. Buyurun siz bulun. <laughs> Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.